Hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Şu an Facebook'ta canlı yayındayız ve Instagram canlı yayını da başlatıyorum. Facebook'tan ve Instagram'dan hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak şimdi bolluk bereket meditasyonunu beraber yapacağız. Arkadaşlar hızla aramıza katılıyorlar, sayımız artıyor. Bolluk bereket meditasyonu. Bu bir zümrüdüanka kalbidir. Saf, pak ve ak. Bu bir zümrüdüanka kafatasıdır. Parlak, bakınız kristal gözleri. Göz çukurlarında kristaller var. Aydın bırak. Ne güzel çocuk kalmak. Gözünüzü yumunuz. Arkadaşlar, lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden çok özür dileyerek söylüyorum. Bol bereketinizi arttırmak için şu ana kadar geldiğiniz durumu değiştirmelisiniz. Evet, bazılarımızın bolluk bereketi çok iyi. Onların değiştirmelerine gerek yok. Ama hayatında bolluk bereketten memnun olmayanların hayatlarını değiştirmesi lazım. İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve zümrüdüanka bilincine varanlar. İnsan olanları sözleriyle tanırsınız, zümrüdüanka bilincine varanları sözleriyle tanırsınız. Bakınız, insan olanların kullandığı nasılsın sorusuna cevap, ölüyorum. Bu bir cevaptır ve en berbat olanı. İkinci cevap, sürünüyorum Allah korusun. Bu da berbat. Üçüncü cevap, kendimi kötü hissediyorum. Bu da berbat. Dördüncü cevap, iyi olmaya çalışıyorum. Hayırsız yani, iyi olamıyor. Vallahi ben 5 yıl boyunca iyi olmaya çalışıyorum diyen arkadaş tanıdım. 5 yıl boyunca iyi olamadı. Ve iyiyim. İşte siz bugüne kadar iyiyim dediniz. İyiyim demek arkadaşlar. Özür dilerim ama gerçek bu. Bol bereketten sizi alıkoyuyor. Peki zümrüdüanka bilincinde olanlar ne der? Bol bereketini artırmak için. Çok iyiyim. Hepsi bakın sırasıyla. Deminkiler neydi? İnsanın kullandığı 5 tane. Onu bir kenara koy o zaman. Zümrüdüanka'nın kullandığı en düşük frekans çok iyiyim. Sıradaki şahaneyim. Sıradaki harikayım. Muhteşemim, mucizeyim. Mucize ötesiyim. Nur hayat ötesiyim. Yaratıcılık ötesiyim. Sırlar ötesiyim. Ve isminizin sonuna getireceğiniz İstan. Rafiq İstan, Ayşe İstan, Ahmet İstan, Çiçek İstan. Enerji ötesiyim. Sevgi ötesiyim. Teslimiyet ötesiyim. Hayretler ötesiyim. Huzur ötesiyim. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim. Nuru Şah ötesiyim.
şiir ötesiyim, kaf ötesiyim, saltanat ötesiyim. Ve 20 oldu. Zümrüdüanka'ların kullandığı 20 enerjiyi söyledim size. İnsanların kullandığı 5 enerjiyi dışarıda bıraktım. İşte siz demin söylediğim 1. enerjiden 20. enerjiye kadar hangisini kullanırsanız onun enerjisiyle mıknatıs gibi bolluk bereketinizi çekersiniz. Zümrüdüanka bilincinde olanların kullandığı en düşük bolluk bereket mıknatısı çok iyi. Bu çok düşük. Sonrasında şahanelik o da düşük, harikalık o da düşük, muhteşemlik o da düşük. Mucizeyim demek o da düşük bir bolluk bereket mıknatısı. Mucize ötesiyim demek o da düşük. 7. enerji. Biz 20'ye geldik. Mucize ötesiyim düşük enerji. Nur hayat ötesiyim yine düşük enerji. Yaratıcılık ötesiyim yine düşük enerji. Sırlar ötesiyim düşük enerji. Refik İstanım yine düşük enerji. Enerji ötesiyim, sevgi ötesiyim, teslimiyet ötesiyim, hayretler ötesiyim, huzur ötesiyim. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim. Bakın şu ana kadar söylediklerimden hep bir sonraki söylediğim bir öncekinden daha yüksek enerji. Nur Şah ötesiyim, şiir ötesiyim, kaf ötesiyim. Kaf yani kaf dağının ötesindeyim demek. Ve saltanat ötesiyim demek gönüllerin, ilmin sultanıyım demek. 20 oldu. Peki siz bunları söyleyebilir misiniz nasılsın diye soran birine? Söyleyemezsiniz ki ben biliyorum. Utanırsınız mesela öğretmensiniz. Müdürünüze nasılsın sorusuna karşılık saltanat ötesiyim diyemezsiniz. Ya da bazılarınız diyebilir. E hocam ben diyemem içimden söylesem olur mu? Olmaz. Peki bu sözleri kullandığınızda bolluk bereketiniz artar. Yemin ediyorum. Tecrübeyle sabit. Eskiler buna bir tecrübe sabittir derlerdi. Bir tecrübe sabit. Bir tecrübe sabit. Haydın bre. Peki bitti mi? Hayır. Sözlerin mıknatıs gücüne bakın. 25 demiştik de. Hayır 20 demiştik. Var daha. 5 tane daha var. Siz hiç nasılsın diye sorduklarında onlara ben hayal ötesiyim dediniz mi? 26 oldu. Pardon 21 oldu. Nasılsın diye sorduklarında siz hiç onlara masal ötesiyim dediniz mi? Ben dedim. 22 oldu. Nasılsın dediklerinde siz hiç şahmaran ötesiyim dediniz mi? Ben dedim. 28 oldu. Bir film ismiydi galiba. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Onun gibi oldu. Nasılsın diye sorduklarında siz hiç Zümrüdüanka ötesiyim dediniz mi? Vallahi ben dedim. Hem de birkaç ay dedim. Hep dedikçe bol bereketim arttı. Siz hiç nasılsın diye sorulduğunda alemler ötesiyim dediniz mi? Ben dedim. Utandım mı? Ne utanması? Gurur duydum. Gözlerinizi kapatın o halde. Şimdi aynı sıralamayla 25 yüksek enerjiyi söyleyeceğim. Zümrüdüanka bilincinin enerjisi. İnsan enerjilerini söylemeyeceğim. Zümrüdüanka bilinci enerjisini benimle tekrar edebilirsiniz. Bolluk bereketinizin artmasını diliyorsanız ve bolluk bereketin artmasına vesile olmasını, vesile olmanızı diliyorsanız benimle tekrar edin.
Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim, nur hayat ötesiyim, yaratıcılık ötesiyim, sırlar ötesiyim. İsminizin sonuna İstan getirin. Neşe İstanım, Hatice İstanım, Mehmet İstanım, Rafik İstanım. Enerji ötesiyim, sevgi ötesiyim. Tekrar ediniz. Teslimiyet ötesiyim. Hayretler ötesiyim. Huzur ötesiyim. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim. Nuru Şah ötesiyim. Şiir ötesiyim. Kaf ötesiyim. Saltanat ötesiyim. Hayal ötesiyim. Masal ötesiyim. Şahmaran ötesiyim. Zümrüdüanka ötesiyim. Alemler ötesiyim. Gözleriniz kapalı kalsın. Siz alemler ötesiyim dedikçe bizim evrenimizden ve beş boyutlu evrenden hayırlı, size ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren bol bereketi hayatınıza bir mıknatıs gibi çekersiniz. Alemlerin ötesinden ve şimdi kendinizi bir zümrüdüanka olarak hayal edin. Ne renkte hayal ederseniz hayal edin. Kuşların en bilgesi, en rengini, en canlısı, göze görünmez olanı. Bir problemi çözerken sadece kendisi için hayırlı olacak şekilde değil, bütün evrende herkesin hayrına olacak biçimde çözen farkındalıktadır zümrüdüanka olan. Kendinizi Manisa Kaf Dağı'nın tepesinde hayal edin. Evet, Manisa'daki dağın adı Kaf Dağı. İnsanlar ona Spil Dağı der, zümrüdüanka bilincinde olanlar ona Kaf Dağı der. Kaf Dağı'nın 1517. metresinde gök kubbeye en yakın yerde hayal edin kendinizi. Orada bayrağımız var. Orada bir uçurum. Ve uçurumun 20 metre yanında bir zümrüdüanka ağaç var. Gittik. Göğsünün sol yanına, göğüs boşluğuna zümrüdüanka kalbini koyduk. Ve şimdi diyelim ki Manisa Kaf Dağı'ndan kollarımızı açalım Yüce Allah'a. Ey Yüce Allah'ım, lütfen bedenime, ruhuma ve ömrüme bolluk, bereket enerjisi akıt, doldur, depola. Yüce Allah'ım, sizin bedeninize, ruhunuza ömür boyu bol bereket enerjisi akıttığını görün. Bu enerjiyi bir alın, bakın. Ey Yüce Allah'ım, bana ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren para enerjisi akıt. Hem de o kadar çok para olsun ki bankalar dahi kabul edemeyecek kadar çok. Siz Yüce Allah'tan direkt böyle canlı gönülden isteyince kapılar açılır. Ben biliyorum.
Ey Yüce Allah'ım, bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitki kardeşlerimizin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve bütün boyutların bol bereketinin artmasına vesile olmak istiyorum. Lütfen beni onların bol bereketine vesile yap. Ben onların bol bereketine vesile oldukça daha fazla bol bereket içinde yaşayayım. Lütfen gözlerinizi açınız. İnşallah bolluk bereketiniz düşündüğünüzden bile godzilyon kez fazlasıyla gerçek olsun. Amin. Hani mıknatıs gibi sözlerinizle o enerjiyi çekersin dedim ya. Vallahi 3 Kasım 2020'de şiir ötesiyim dedim. Kaf ötesiyim dedim. Ve 5. boyuttan bu kalp geldi. Bu kalp 2 kilo 510 gram ağırlığında. Bir zümrüdüanı kalbi. İşte siz öyle bir mıknatıs kullanırsınız ki sözlerinizle boyutlardan, alemlerden size enerji akar. Bilemezsiniz nereden, nasıl geliyor. Gelir bolluk bereket. Şimdi bunu kapatalım. Hemen bilgelik meditasyonumuzu yapalım.